Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada XRP Coin üzerine konuşacağız. Tabi devamında eğer vakit kalırsa alınabilecek DeFi projeleri üzerinde de listede devam etmeye çalışacağız her videoda olduğu gibi. Bir kere ya zaten XRP'deki genel durumu görüyorsunuz. Hani anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz ya. Coin resmen 47 pozisyonlarını kırdıktan sonra, ki biliyorsunuz 47'ler günlükteki kapanışla beraber bir diğer alım noktasını ifade ediyordu. Şu an önceki videolarda değerlendirdiğimiz gibi birkaç gün önce 51.8'lere doğru bu hareketini sürdürmeye çalışıyor. Tam olarak videomuzun konusu değildir fakat ifade etmek isterim ki burada 51.8'lere doğru bu hareketin devam edip fakat beraberinde red yeme ihtimali 51.8 civarlarından yüksek olacaktır. Bir noktaya kadar artık RSI da şişti. Zaten düşen piyasa içerisinde yani BTC'nin dominans etkisiyle aynı zamanda sarstığı ve piyasadaki bu kadar korku, bu kadar güvensiz bir ortam içerisinde yükseliyor. Şuradaki hareket yani 2022'nin böyle şeyi gibi, Matic'i gibi çok inanılmaz bir durum yani. Tabii 51.8'leri kırabilirse ortalama 60 centlere kadar hareket devam yapar. Fakat dediğim gibi şu anda bunu kırabilecek gibi gözükmüyor. Kıramadığı takdirde nelerle karşılaşabiliriz? Yine ortalama günlükteki EMA 50'ye kadar bu deneme etabını aşağı yönlü düzeltmeyi sürdürür. Bu da bir diğer alım fırsatı olacaktır. Dediğim gibi konuşuruz. Şu anda XRP tarafında hareketler oldukça pozitif. Şunu da eklemek istiyorum. Tabii ki bu XRP için normal. Bakın XRP için aslında bu şey bir durum değil. Yani böyle anormal falan bir durum değil. Çünkü coin zaten bakın diyorum ki bir ilk hareketçi. Anlatabiliyor muyum? Bak bir önceki sezon 2018'deki harekete dikkat edin. 3,3 dolarlar. Bundan önceki sezon mesela Nisan hareketi falan. Yani coin'in zaten yapmış olduğu şeyler belli. Bu kadar eski bir kripto para olarak tam da şu dönemlerde zaten bu hareketi yapmaya meyilli olduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden hep dediğim gibi 2023 yılı ve 2024'ün ilk çeyreği çok büyük ihtimalle XRP'nin yılı olacaktır. Tabii hangi fiyatlara kadar gelebilir kısmı vesaire burası göreceli noktalardı. Mesela bundan önceki sezonda dip aralığı içinde çok ciddi yükselişler oldu. 10 katın üzerindeki fiyat artışlarını görüyoruz. Kaldı ki ben bu sezon daha büyük hareketler yapacağını düşünüyorum. Onu da bu şekilde ifade etmiş olayım. Bakalım dediğim gibi hayırlısı. Şöyle BTC kısmına geçelim. Niye bozuldu? Heh. Ünlü avukat Ripple SEC davası ile ilgili konuştu. XRP borsalarda yeniden listelenecek mi? Bu arada önceki sezonlara göre niye daha yüksek bir hareket bekliyorum XRP'den katlama oranı? Çünkü bundan önceki sezon baskılandı ve bundan önceki sezonlardaki elde tutma oranları ve balina aktivitesi bu kadar güçlü değildi. Emsallerini her zaman kıyaslıyoruz biliyorsun altcoin'leri. Ve şu sonuca varıyoruz XRP için. XRP diğer sezonlara göre de piyasanın içerisinde aslında hiç bu kadar güçlü olmadı. Dolayısıyla dediğim gibi bunlar mesela 10 dolarlardan konuşuluyor. Ha, spekülasyon olmasın. Yine spekülasyona gerek yok. Fakat ben kolayca 5 dolar gibi fiyatların görünüp 10 dolarların da öyle ütopik hedefler olmadığını düşünüyorum. Tamam bakalım şimdi. Ripple SEC davasını yakından takip eden avukat diyor Jeremy Hogan, davada kullanılan dilin XRP'nin ikincil piyasa satışlarını etkileyebileceğini belirtti. Hogan mesajında SEC iddialarının XRP'nin yeniden borsalarda listelenmesi için önemine değindi diyor. Bununla alakalı Coinbase'in avukatı da biliyorsunuz yakın zamanda bir açıklama yaptı. Aslında söylemiş olduğu şeyler açık. Diyordu ki eğer ki yani davayı Ripple kazanırsa zaten XRP coin'i listeleriz. Ha buradaki kazanmaktan kasıt yargıç tutup evet Ripple kazandı deyip çıkmayacak. Farklı farklı sonuçlar var. An itibariyle kayıtsız bir menkul kıymet olmadığı anlaşılır ise tabii ki bu şartlar içerisinde XRP coin ihracatına ABD tarafındaki
ihracatçılığına devam edebilecek, Ripple devam edebilecek. Aynı anda pazardan men'i de söz konusu olmayacağı için Coinbase'de yargı karşısındaki bu kararla beraber yeniden listeleyecek. Ha bir diğer durum, bu daha şu an zamanı falan belli değil ama tabii Coinbase'in ülkeden ayrılma, daha doğrusu merkezini farklı bir ülkeye taşıma ihtimali olduğu için böyle bir durumda yine SEC'in kararını beklemeksizin XRP coin'i listeleyebilir. Az önce hiç olmadığı kadar güçlü dedik. Bu ayrıca şunu da içeriyor. XRP coin bu ayı sezonunun içerisinde aşağı yukarı irili ufaklı diyebileceğimiz ki irili olanlar da var. SEC'le olan davalarından sonra XRP coin'de bir toplu delist etabı yaşandı. Bu 5-10 tane ortalama 7-8 tane falan diyeyim. Borsa 2022 yılında XRP coin'i tekrar listeledi. Sosyal medya hesaplarından sık sık Ripple SEC davası hakkında yorumlar yapan avukat Jeremy Hogan, SEC'in kullandığı dilin XRP'nin ikincil piyasa satışlarını engelleyecek bir üslup içermediğini iddia etti. SEC'in ortaya koyduğu iddialar XRP'nin menkul kıymet yani bir hisse senedi gibi olduğunu öne süren bir dil içermesine rağmen SEC'in davadaki mahkeme talepleri varlığa bu statüyü kazandıracak herhangi bir şey talep etmiyor diyor. Yani diyor ki şu anda olay tamamen mahkeme yargı karşısında şu şekilde ilerliyor. Diyor ki Ripple'a biz dava açtık çünkü bunlar bir menkul kıymet satışını bizden izinsiz bir şekilde gerçekleştirdiler ve yasaları ihlal ettiler. Bize kayıt olmadan ülkemizde menkul kıymet sattılar diyor. Ama buna karşı bir talep yok. Yani işte ne bileyim biz şunu isteriz ya da işte bu şartlar altında şöyle olması lazım. Örneğin bunlar işte bize kayıt olması gerekiyor gibi bir şey yok. Adamlar salt bir şekilde savaşıyor. SEC'in doğrudan olay üzerinden bir talebi olmadığını söylüyor. Avukat Ripple'ın bu konunun üzerine giderek yeniden borsalarda listelenme ihtimali olduğunu düşünüyor. Ripple davasında XRP'nin ikincil piyasa satışlarının nasıl ele alınacağı veya alınmayacağı hakkında tartışmalar yapılıyor. Bu önemlidir. Çünkü XRP'nin borsalarda yeniden listeleneceğinden ancak XRP'nin doğası gereği menkul kıymet olup olmadığı konusu ele alındığında emin olabiliriz diyor. Evet, şu an zaten bu ele alınıyor. Nitekim yıllardır devam eden ana başlık da bu. XRP coin bir menkul kıymet midir yoksa menkul kıymet değil midir adı altında sürmeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.